Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'de döneme damgasını vuran Televole Nostalj programıyla ben Deniz Büşra Daşı'nın sunumuyla karşınızdayız. O günlerde vateni görevini yapmaya giden ünlülerimizi sıkça ekranlarınıza getirmiştik. Bu kez roller değişmiş ve eski Televole muhabirlerimizden Ayhan Oral'ı askere göndermeye ünlü sanatçı Emrah gelmiş. Duygu dolu anların yaşandığı nostaljik görüntülerimizi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Ünlü sanatçıları şu günlerde bir askere uğurluyoruz. Vatani görevleri için koşa koşa birliklerine giden sanatçılarımızın kışla önünde verdikleri sembolik selamlar hep bizler için haber oldu. Birliklerine teslim olurken aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra onları yalnız bırakmayanlar hep bizler olduk. Ölümüne seversek Allah'ına kadar severiz. Ancak bu kez roller değişmişti. Televole muhabiri Ayhan Oral, vatani görevi için Kıbrıs'ta bir ile teslim olurken yanında bu kez sanatçı dostları vardı. Ayhan kışla kapısından içeriye girmeden önce ünlü sanatçı Emrah'la kucaklaşıyor, vedalaşıyordu. Çok sağ ol, ayağına sağlık. Artık 15 ay sonra görüşürüz. Genç muhabirin gözleri dolmuştu. Beni gurbet elde bırakın, onu çeker canım avunurum. Ayhan'ın yanından ayrılan Emrah, dönüş yolunda iyice duygulanıyor, hatta gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Yıllarda askere peşi sıra uğurladığımız ünlülerimizden biri de Ercan Saatçi'ymiş. Saatçi askere gitmeden önceki gece sanatçı dostlarının katıldığı Vur Patlasın Çal Oynasın bir eğlence düzenlemiş. Geceye o yıllardaki sevgilisi Ömer Durak'la katılan Ebru Gündeş arasının açık olduğu hangi ünlüyle barışmış? Akşamdan ışıktı. Dila dila yaylalar. Yaylalar yaylalar. Yaylalar. Genç yıldızı Ercan Saatçi, vatani görevi öncesinde sanatçı dostlarıyla Felek'ten Bir Gece çaldı. Ercan Saatçi'nin gecesine katılan ünlü isimler arasında Fenerbahçeli Boliç ve eşi Gaye de vardı. Ebru Gündeş, avukat sevgilisi Ömer Durak'la birlikte gelmişti. İlk olarak Gaye Boliç ikilisinin yanına gitti. Serdar Ortaç göründü kapıdan. Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın arasının da son zamanlarda pek iyi olduğu söylenemez. Ebru Serdar Ortaç'ı önce meraklı gözlerle takip etti. Sonra Serdar Ebru'nun masasına geldi ve buzları eriten selamını verdi. Ve ardından müzikle birlikte şarkılara eşlik etmeye başladılar. Sahnede Ebru Gündeş'in parçası çalıyordu. Şarkıcı mikrofonu Ebru Gündeş'in sevgilisi Ömer Durak'a uzatmaz mı? Israrla mikrofondan kaçması Ebru Gündeş'i hem kızdırmış hem de güldürmüştü. Şarkı söyleme sırası Ebru Gündeş'teydi. Ama bir de şarkıyı hatırlayabilse...
Gülben Ergen'in o yıllarda ekranlara gelen show programının son konuğu Seyfi Dursunoğlu, namı diğer Huysuz Virjin'miş. Her zaman olduğu gibi programdaki izleyicilere takılmadan duramayan Dursunoğlu, Gülben Ergen'in kendisine takdim ettiği çiçeği beğenmeyince bakın ne yapmış. Huysuz Virjin geçtiğimiz hafta Gülben Ergen'in Sabah Kuşağı programının konuğuydu. Bitmiyor ayrılık. Seyfi Dursunoğlu söylediği şarkının ardından kendisine çiçek veren Gülben Ergen'e sataşmaya başladı. Kızım yani en kötü programlara gidiyorum. Çelenk veriyorlar. Bu nedir abi? Programı stüdyoda izlemeye gelenler de huysuzdan paylana düşeni alıyorlardı. Yakın daha görmek istiyorsun. Ayol hanımefendi. O zaman eve gelin hanımefendi. Huysuz, izleyicilerin arasındaki kilolu bir bayana da takılmadan edemiyordu. Ama ben zayıf. Baba sen ne zayıfsın. Deniz yatağına dönmüşsün. Ne zayıfsın. Gülben Ergen, huysuz virjini durdurabilmek için önce göbek attı. Gülben sonra da şarkı söyledi. Ama huysuzun durmaya niyeti yoktu. Bu kez de stüdyoyu dağıtıyordu. Gülben Ergen de stüdyoya huysuz virjinin giydiği elbiselerin benzeri ve sarı bir perukla geliyordu. Huysuz ayağa kalktığı gibi elbiseyi Gülben'in üzerinden çıkarıyor ve peruğu da klarnetçinin kafasına takıyordu. Hadi çastara 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 çastara. Gülben Ergen'in son programıydı ve izleyenlerine pasta keserek veda ediyordu. Tamam. Program sonrası Huysuz Virjin, Gülben Ergen'le bir müzik halde birlikte oynayacaklarını açıklıyordu. Önümüzdeki sezon Günay'ın ilk programında Gülben'le beraber böyle show tarzı işte müzikli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun o yıllarda evlenen kızının düğününe uzanıyoruz şimdi. Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Ceylan'ın sahnesiyle renklenen düğünde sanatçılar halay başı olmaktan da kaçamamış. Davulu eline alan Alişan'a ise Kırmızıgül bakın nasıl bir jest yapmış. Geçtiğimiz hafta sonu Mustafa Topaloğlu'nun kızı Pınar'ın düğünüydü. Düğün yavaş yavaş hızlanıyor. Ancak Mahsun Kırmızıgül'e halay çektirmek kolay değil. Alişan sahneye çıktığında Mahsun tekrar halaydan sıyrılıyordu. Ardından Alişan'ın müzik dünyasına bomba gibi düşen Varya şarkısı başladı. Alişan davulu eline aldığı gibi başladı tura. Kilimi topa doğdu. Koskoca patron paradan kaçar mı? Alişan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yanında bitiverdi. $100 ünlü sanatçıdan. Bu sırada metrelerce uzunlukta bir halay kurulmuştu. Emine Ün de o büyülü güzelliğiyle dikkatleri çekiyordu. Ardından Ceylan çıktı sahneye. Mahsun bu kez halaydan kaçamıyordu.
gecenin sonuna doğruysa kızını evlendiren Mustafa Topaloğlu duygulu bir şiir okuyordu. Ey ben güzel kızım, başka geçmez ki sözüm. Ağlıyor iki gözüm, nereye gidiyorsun? Can candan ayrılıyor, yüreğim ağlıyor. Bak gözlerim ağlıyor, nereye gidiyorsun? Yıkılmadım şarkısının söz yazarı Mustafa Topaloğlu, Mahsun'u öyle duygulandırmıştı ki. Bu anam gecede bir babanın kızını olan sevgisini dile getirdiği bir sözdü bu. Bunu benden çok güzel bir müzik yapıp inşallah 2000 yılındaki albümüne koyacağım. Ve ikili yıkılmadığımı söylüyordu. Son olarak Mahsun Kırmızıgül, son günlerde yine gece hayatında görülmeye başlayan küçük Onur'u çağırdı yanına. Senden başka dostun yok, Allah'ın var, sonra annen var, sonra sevenlerim olacak, başka kimse değil, onun için çalışacaksın. Mahsun Onur'dan bir söz alıyordu. Geceleri orada burada gezeceğine oturacağım, piyanonun başına gireceğim, piyano çalmayı öğreneceğim, bağlama çalmayı öğreneceğim. Öyle mi Mustafa? Onun için bak şu kadar insanın içinde milyonlarla ilk defa konuşuyorum. Söyleme, bir daha gezmek yok, çalışacaksın. Ben de affettim, onu öpüyorum, baş başa bırakıyorum. Gece, Onur'un ergenlik çağı dolayısıyla hayli değişmiş sesiyle okuduğu şarkıyla bitiyordu. Ekrana geldiği yıllarda fırtınalar esiren Hülya Avşar'ın show programı o günlerde özellikle de sanatçıların ilgi odağıymış. Program öncesi kuliste yakaladığımız Avşar kızıyla röportaj yapmışız ve bakın sevilen sanatçı hakkında konuşan ünlülerle ilgili nasıl zehir zemberek açıklamalar yapmış. Bu havaları üçüncü gün sönecektir. Ben sadece gülüyorum bu insanların tavırlarına. Hülya Avşar bu sözleri kime niçin söylüyordu? Şimdi Avşar kızının programına gidiyoruz. Hülya Avşar'ın bu haftaki konukları Emre Altuğ, Teoman ve komedyen Abu Zer'di. Neymişiz peki? Yanaka. Ya! Evet. Gidelim ki herhalde. Program sonrası mikrofonlarımızı Avşar kızına uzatıyoruz. Benim korkum zaten kimseden yok. Ancak korkuyorsa onlar korkuyordur ama bir sebep yok korkmaları için. Cız, iğne yapıyorum sadece. Hülya Avşar bunları esprili ama kızgın bir tavırla söylüyordu. Hafta sonu gazetesi Haber'de Avşar kızının show programına Ebru Gündeş, Seda Sayan, Emrah ve Özcan Deniz'le birlikte bazı sanatçıların tavır aldıklarını yazıyordu. Ve gazeteyi okuyan Hülya Avşar da kızgındı. Onların hiçbirisini konuk etmeyeceğim. O kadar. Bu kadar basit. Canları istemiyorsa gelmesinler. Ben kadının bakımlısını ve güzel bakanını severim. Ha, iyi teşekkür ederim. Yani bu arada beni sevdiğini de söylemiş oldum. Çoktan söyledim canım. Çoktan söyledim. Hülya Avşar, sanatçı arkadaşlarından böyle bir tepki gelmesine alınmıştı. Bu programa kimseyi silah zoruyla getirmiyoruz. Avşar kızı böyle diyordu. Peki sanatçı arkadaşları Avşar kızına karşı neden böyle bir tavır almışlardı? Şimdi Hülya Avşar Show'un programları arasında şöyle bir tura çıkıyoruz. Yürü bak yürü bir. Ay yürüyorum neyim var ya? Hayır ben öyle Haberde ismi yer alan Ebru Gündeş, Avşar Show'a katıldığında şarkılarıyla izleyicileri coşturmuş. Ama Gündeş, Avşar kızının bazı sorularını yanıtlamak istemiyordu. Çok fazla aslında... Aykut Işıklar'a mı geldik yarıları Çetin Göz'e mi karıştırıyorum? Hiçbirisi onlar benim talebelerim diyorum anlatamıyorum size. Hiç bu kadar ucuz hesaplar peşinde değiliz. Habere göre tepki gösteren bir diğer isim de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz de Avşar'ın sorularından rahatsız olmuştu. Evlenme sebebin öyle olabilir. O zaman ayrıl. Ayrılacağım sana. Cam. Ayrılacağım. Aa, sana ne dedi bana? Ben bu programda soru soruyorum. Programda talk show. Ama programın finali güzel oluyordu. Aradığını geceler boyu hasreti koklarken aradığını bu ne demeler ayrılır.
söylenenler, onların zaten gelme hakkı hiçbir şekilde kalmadı. Bitti yani. Bu programa gelen. Avşar'ı eleştirenler arasında Emrah da vardı. Emrah şarkının ardından Avşar kızının şu sözleri nedeniyle programı terk ediyordu. İlk defa bu kadar uzun sürdü Emrah sayesinde program. Nasıl? E çünkü senin çişin geliyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yakala yakala. Ben bir Avşar, onlar da onlar yani sonuçta. Arada böyle bir fark var. Son olarak Seda Sayan'la Hülya Avşar'ın arasını açan program ve İzzet Yıldızhan'ın konuk olduğu Hülya Avşar Show. Yıldızhan'ın şarkısının bitiminde Avşar'ın sorusu geliyordu. Bir dakika, Seda Sayan'a gazeteden haber gönderdim. Önce beğeniyorum ben. Evet. Sonra, önce beğeniyorum dedi. Olmaz. Öyle mi? Ondan sonra da evet. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranma burada. Hayır, peki sinire. Tamam yani bir röportajımda bundan bir sene önce ben böyle bir demeç vermiştim. Ya, beğendim. Oh be! Bir kişi ortaya bir laf attı, arkasından hemen hurra, hey helal olsun, doğruyu söyledin. Sanki hepsinin içinde bu varmış da söyleyememiş gibi bir havaya büründüler. Ama iki gündür bunların bu havaları, üçüncü gün sönecektir. Avşar kızı Nazan Öncel ve Seda Sayan'la ilgili de şu değerlendirmeyi yapıyordu. Birine patavatsız, öbürüne de deli diyorlar. Yani bu prim yapmaksa eğer bence iyi film. Bence iyi, bence yanlış yoldalar, çok yanlış yoldalar. Peki Hülya Avşar gerçekten de kasıtlı sorular soruyor mıydı? Avşar kızına göre bütün bunlar esprili kişiliğinin arkadaşları tarafından yanlış anlaşılmasından başka bir şey değildi. Ve Avşar kızı son olarak bu konuyla ilgili esprili bir yorum yapıyordu. Programımız tatile girmiyor. Kim ne yapıyorsa takip edeceğiz. Herkesi konuk edeceğiz. Bir organizasyon kapsamında sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil komedyenleri diline dolamış. Cem Özer, Beyazıt Öztürk ve Cem Yılmaz'a takılmadan edemeyen ünlü şovmen izleyenleri kahkahalara boğmuş. Mehmet Ali Erbil'in ardından sahne alan İbrahim Tatlıses ise konser sonrası mikrofonlarımıza konuşmuş ve bakın Fenerbahçe yönetiminden hangi isteklerde bulunmuş. Mehmet Ali Erbil bakkallar için düzenlenen konserde Mersin'deydi. Ünlü şovmen bir futbolcu gibi tribünleri selamlıyordu. Ve şovuna başladı. Her zaman olduğu gibi Fatih Yüreğe gönderme yapıyordu. Bana da soruyorlar, Mehmet Ali gerçek adınız mı? Ulan sahne adı olsa Mehmet Ali koyar mıyım? Fatih Yürek koyarım, Aydın koyarım, Robert Hatemo koyarım. Mehmet Ali işte, daha ne olsun yani? Ardından diğer şovmenlere takıldı. İlk sözü Beyazay'dı. Gördüğünüz gibi diğer bazı şovmen arkadaşlar gibi buraya özürlü değilim. Cem Yılmaz da Mehmet Ali'den payına düşeni alıyordu. Yine bazı şovmen arkadaşlar gibi kel ve kodul değilim. Sonra üzerindeki kıyafeti anlatmaya başladı. Bu üzerimde görmüş olduklarınız da Cem Özer'in küçülmüşleri efendim. Gazeteci bakıyor ama hepsi değil kardeş. Sıra İbrahim Tatlıses'e gelmişti. İbo sahnede şov yapıyordu. Söylerken bir kız çıktı sahneye. İbo genç kızla tanışmak istiyordu. Zenginsin mesela. Ay, tamam oynayacaksın. Ana oynayacaksın. Sabret. Benim elden ne geldi? Sen de bakar mısın? Tabii bakana kurban olurum dedim. Valla bakala bak. Nesin sen? Bakalım nasılsın? Şuna. Sohbet giderek koyulaşıyordu. Neden oynayacak? Neden? Oynayacak mısın? Bak ya. Ben o kızıyı bileyim tam oyun için vallahi. Böylece genç kız yeniden oynamaya başladı.
güzel kızımız almış diyoruz. Kusura bakmasın Asena. Evet, sen onun yerine alacaksın valla. Asena'nın yerine gel, sen öpeyim. Ne yapıyorsun bana bu? Bunu elle yüklerim mi? Bakanlar konserini düzenlemişti. Bundan dolayı İbo şarkılarının sözlerini değiştiriyordu. İbo'nun keyfine diyecek yoktu. Şarkı aralarında kızlarla halay çekiyordu. Mersin konseri sonrası otelde İbrahim Tatlıses'le birlikteyiz. Ünlü şarkıcı gazeteciler aracılığıyla Fenerbahçe yönetimine sesleniyordu. Lütfen ve lütfen 3 senedir söylüyorum, 4 senedir söylüyorum, 5 senedir söylüyorum ve her sene de söylüyorum. Yerli antrenör, yerli hoca, bakın Rıdvan'ı alın. Rıdvan'ı alın, Türk futbolcuların ve yabancı futbolcuların başına getirin. Rıdvan iyi bir elemandır, iyi bir futbolcudur ve şeytandır. İşini bilir. İbo'ya göre Fenerbahçe'nin mutlaka Rıdvan Dilmen'le anlaşması gerekiyordu. Fatih Terim'e örnek gösterip sözlerinde haklı olduğunu vurguluyordu. Galatasaray Fatih'sizdi. Kaç tane şampiyon oldu, kaç tane şampiyonluğu görmedi. Yabancılarla gitti, şampiyonluğu görmedi. Fatih Terim geldi. Uslubumuzu biliyor, dilimizi biliyor. İbrahim Tatlıses Mersin'den Bakalar konserinin ikinci ayağı olan Antalya'ya geçti. Bir futbolcu gibi seyircilere koşuyordu. Antalya'da da Mersin'de olduğu gibi şov yapıyordu. Antalyalılar İbo'dan Akdeniz akşamları dinlemenin keyfini çıkarıyorlardı. Seyirciler arasında ilginç şüper dikkatimizi çekmişti. Hele bir tanesi vardı ki baş aşağı dans ediyordu. Birbirinden güzel kızlar sahneye çıkmaya devam ediyordu. İbo da eşlik ediyordu genç kıza. Yeri göğü inletiyordu. Konser sona ermişti. İbo stadyumdan çıkarken kameramanlarla yarışıyordu. İbrahim Tatlıses yarış sonrası son sözü kuliste kameramanlara söylüyordu. Bir yarışayım bakayım, yani kamerasız nasıl oluyor, kameralı nasıl koşacaklar, ama geçtim tabii hepsini. Geçtin mi, geçmedin mi? Ben ona geçemedim abi benim. Kılmayın. Televole Nostalji'de şimdi de İbrahim Tatlıses'in show programına gidiyoruz. İbo'nun o haftaki konukları merhum sanatçı Cem Karaca, Nadide Sultan ve Hakan Taşıyanmış. Program öncesi ünlülerimizle yaptığımız sohbette İbrahim Tatlıses, Nadide Sultan'a bakın nasıl bir teklifte bulunmuş. Ses yoğun konser temposu arasında İbo Show'un çekimlerine de devam ediyor. Bu haftaki konuklardan Nadide Sultan aynı zamanda yarın piyasaya çıkacak kapağındaydı. Gösterme yüzünden giysi bulamıyorum. Sordular, cevap verdim. Onları başlık yapıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Ama ben aşkı çok seviyorum diyorsun. Yalan mı? Çok seviyorum. Buyurun. Kim sevmez? Hangi sanatçı aşkı sevmez? Sohbet ilerliyor. İbo yavaş yavaş Nadide Sultan'ın yanına sokuluyordu. Biraz öyle yapmış. Hakkını sevmez. Öyle şeyleri hakkını sevmez. Oturun. Gördüğünüz aynı koltuğa çağırır. Hakan hiçbir şeyler sevmez. Kalk çocuk herhalde. Ve hemen oracıkta Nadide Sultan'a dizide rol teklif etti. Şimdi benim bu yazdığım hikayede bir tane cadaloz bir kadın var.
Abako bana uygun. Yemin ederim. Yani benim ilk evlendiğim kadın Cadalov. Bir tane de mahallede çok böyle sessiz, ağzı var diliyor. Tepesine vur ekmeğini al. Adamı görüyor, bayılıyor, adamı kabarıyor. Bir de böyle bir tip. Sen hangisi oynamak istersin? Bunu siz belirleyin canım. Bir sonraki çekimlerde de Hande Ataesi vardı. İbo ona da aynı rolü teklif ediyordu. Yani senden çıkmamız sorun yaratmaz. Şey, bacı kardeşsiniz yani ne oluyor abi? O filmin içindeki hikaye. İçindeki hikaye. Hande bu duruma sinirlenmişti. Demek ki Nadide Sultan'a da teklif edildi bana edilen. Yok canım olur böyle şey. Ünlü televizyoncu Savaş Ay o yıllarda geliriyle okul yaptırmak için bir organizasyon düzenlemiş ve sanatçıların konser vermelerini rica etmiş. İbrahim Erkal, Cengiz Kurtoğlu ve daha birçok ünlü ismin sahne aldığı gecenin nostaljik görüntülerini gelin hep birlikte izleyelim. Savaş Ay geliriyle okul yaptırmak için Bakırköy Fil Damı'nda konser düzenlemişti. Ancak asıl curcuna kulisteydi. Savaş Ay teker teker herkese röportaj yapıyordu. Birilerinin okumasına en ufak bir katkımız olursa dünyanın en mutlu insanı biziz. Savaş Ay'ın sanatçı annesi Şükran Ay da geceleydi. Hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yakşı güzel. Ve ardından İbrahim Erkal sahne aldı. Sanatçı binlerce seyirci önündeydi. İğne atsanız yere düşmeyecek bu konseri böyle yararlı bir amaç uğruna düzenleyen Savaş Ay'a biz de teşekkür ediyoruz. Sahnelerin iki dev ismi Seda Sayan ve Gülben Ergen o yıllarda ekrana gelen Gülben Ergen'in show programında bir araya gelmiş. Kahkahaların havada uçuştuğu programda ikili birbirine takılmadan da edememiş. Programın ilk sunucusu olan Seda Sayan Ergen'e gelen faksların yoğunluğunu görünce ise açmış ağzını yummuş gözünü. Fakat Gülben Ergen Seda Sayan'ın gönlünü bakın hangi sürprizlerle almış. Gümbür gümbür Gülbence programının konuğu Seda Sayan'dı. Sayan, canlı yayın öncesi kuliste fıkır fıkırdı. Ve Seda'nın sırası geliyor. Güzel sanatçı, kısa bir süre önce bu programı kendisi sunuyordu. Şimdi, koltuğunu devrettiği Gülben Ergen'in konuğuydu. Seda Sayan'ın sırt güzelliğini gösteren kıyafeti Gülben Ergen'in dikkatinden kaçmamıştı. Güzel sanatçı kısa sürede hemen programın havasına giriyor ve konuklara takılmaya başlıyor. Dostum gel bunu bir çeksinler. Bak bak. Bak buna bak bak. Allah bana bir tane böyle verecek. Bir kız verecek bu kız. Allah nasip kısmet ederse. Sonra bir şarkı arası veriyormuş. Seda ile Gülben'in sohbetinde laf lafı açıyor ve söz güzel sanatçının kısa saçlarına geliyor hocam. Bir değişiklik yapmak istedim. Şöyle insanla başına geliyor. Sallanınca sallanınca. Anam yaz geldi bitleneceğim diye korktum. Sırada Seda Sayan'a Gülben Ergen'in hazırladığı sürprizler vardı. Geliyor bir yakışıklı. Seda kardeşi Seda Sayan'ı
öve öve bitiremiyordu. Söz Seda Sayan'ın diğer erkek kardeşine geliyordu. Bir tane daha kardeşim var. Hep Sedat'ı biliyorlar, onu bilmiyorlar. O senenin 6 ay cezaevinde. Gülben Ergen'in Seda'ya sürprizleri sürüyordu. Şimdi de stüdyoya Seda'nın annesi Ayşe Sayan geliyordu. Annesi yanına gelince Seda ağzından baklayı çıkartıyordu. Hayırlı bir koca getireceğim. Ben de hayırlı bir damat. Hayırlı bir damat getireceğim. Ama şu anda. Ve program Seda Sayan'ın kardeşi Sedat Sayan'la yaptığı muhteşem düetle sona eriyor. Televole programında o yıllarda ekrana gelen Maraba köşesinde o hafta ünlülerimize karşı cinsi nasıl etkilersiniz diye sormuşuz ve bakın hangi ünlülerimizden nasıl cevaplar almışız. İnanın çok ilginizi çekecek ve çok şaşıracaksınız. Boğaz'da seyirciler gözüküyor. İstanbul Boğazı arkamızda ve sevgilen şovmen Beyaz da burada sohbet ederken aklımıza bir soru geldi. Ya ben önce şunu söyleyeyim. Bir anda burada değiliz. Beni buraya getirdiler. Yani sanki böyle biz burada karşılaşmışız gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Hiç alakası yok. Evet, tuttuk ve getirdik ve rica ediyoruz şimdi. Hoşlandığın kıza nasıl belli edersin hoşlandığını? Hoşlandığım bir kıza hoşlandığımı nasıl belli ederim? Evet, 30 metreden gördüğün kızı beğendim. 30 metreden kızı ben sen ama 30 metreden belli edilmez ki bu iş. En az bana bir 10 metre şans tanıman lazım yani. Ha, 10 metredesin. Ben direkt gidip kafa atardım. Yani benim taktiğim budur. Yani bulacaksın kafayı beyninin suyunu akıtacaksın aşağıya. Yani bunun direkt davranıştır. Tabii. O kadınlar biraz sertlikten hoşlanıyor bizde. Can senin nasıl dikkatini çektin diye soruyorum. Daha net sorayım sana. Ben artık karşı cins olayı bitti senin için biliyorsun Alpay. Ay çok hoşuma gitti. Bir şey yapmama gerek yok ki. Çok kendine çok güveniyorum. Sizlerle geldiğin günü nasıl unutursun? Ya hangi gün? Söyleyeyim. Ne çiçeklerle? Hani çiçekler. Çiçeklerle evet abi. Maşallah hiçbir şey yapmamışsın ha. Gitmişimdir canım valla. Evet, yoldan geçiyordum bir baktım. Alpay kafasında top sektiriyor. Doğru mu olay? Tabii. Ben genelde geçeyim de topa dolaşıyorum. Günün sorusu için bir anda... Sevgili seyirciler şu anda Antalya'dayız ve gerçekten güzel Fransız bir bayan yanımda ve hemen soruyorum. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. And the question of the day, what do you do to attract men? I'm gonna try to make him notice that I exist. Then what does he do? He's supposed to look at me and stare at me and be nice, offer me a drink and... Does it always work? Does it always work? Yeah, not too bad. Evet, gördüğünüz gibi hanımefendinin de sevgili seyirciler oldukça iddialı hareketleri oluyormuş. Bana sorarsanız böyle durumlarda ne yaparsın diye, benim bu işlerde fazla uğraşmıyorum. Mesela Oğut gerçekten güzel bir bayan. Fakat şimdi 2 saat ben şuyum buyum diye anlatmayı pek sevmiyorum. Oğut, you are very beautiful lady. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi burada hemen direkt hareketlere başvuracaksınız. Hello. And your appointment we had tonight together. Forget it. Yeah, you are very sweet. I'm sweet. You can tell. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi direkt diyaloglar her zaman yararlı oluyor. Let me pull you down. Last thing I would do. Evet sevgili seyirciler, şu bir gerçek ki bu saatten sonra artık Oğut'la bir ilgi kurmamız imkansızlaştı. Onun için yolumuza devam edip Oğut'la da vedalaşıyoruz. Başkanım, soru oldukça enteresan. Karşı cinsi etkilemek için ne yaparsınız? Yani daha doğrusu ne yaptınız? Vallahi ben yaptıklarımı anlatırsam çok gülersiniz. Güler. Çünkü benim yöntemlerim çok farklı. Yani ben normal böyle herkesin yaptıklarını yapmam. Apayrı bir olay. Apayrı bir olay. Bir tane şok bir olay o zaman açıklayayım. Mesela örneğin diyelim bir yerde mi çalışıyor? Orayı kapatırım ben.
her şey cinste. Bir kızdan hoşlandığın zaman dikkatini çekmek için ne yaparsın? Ona hiç bakma. Nasıl dikkatini çekeceğim peki? Öyle dikkatini çekeceğim inanırım. Ona hiç bakma. Pek bir şey yapamam, ben utangaçımdır biraz. Bir kızdan hoşlandığın zaman dikkatini çekmek için ne yaparsın? Şampiyon olurum. Antalya'dan futbol dünyasından sanat dünyasına geliyoruz ve bir süperstara hemen soruyoruz. Hoşlandığınız birine ilginizi nasıl belirle dersiniz? Söylerim gidip. Nasıl, ben senden hoşlanıyorum dersin. Tabii, ne var bunda, ne güzel bir şey. Söylerim, ben gider söylerim. Peki cevap, o mesela hiç olumsuz cevabınız oldu mu? Yok, bu kadar da sık sık gidip de birilerine ne kadar hoşsunuz, ne kadar güzelsiniz demedim ama söylediğim zaman da olumsuz bir cevap almadım. Son zamanlarda gördüğüm en güzel kız sensin dedim. Benden resim istedi, arkasına telefon yazdım. Beni ara dedim. Ben onu beklerken randevuda annesi çıktı karşıma. Bana bak dedi, seni yakarım ederim. Benim dedim niyetim ciddi. Seviyorum, evlenmek istiyorum. Bir defa görmekle sevdin mi? Evet dedim, olacakmış, doğacak iki erkek. Bir kız evladım varmış, o da oldu, mutluyum. Oh, I don't, you know me, I don't like the ladies. I don't like the ladies, they frighten me. So you don't even care about it? I don't, no. Okay, another. Ne zaman, nerede olacağımız belli olmuyor sevgili seyirciler. İşte rekortmen hocamız Fatih Terim'i eşiyle birlikte yakalıyoruz ve soruyoruz. Hocam, eşinizi ikna ederken ilk hareketiniz ne oldu? Nasıl mı dikkat çekti? Evet, dikkatini nasıl çektiniz Fulya Hanım? Ben o zaman zaten dikkat çekiyordum. Şimdi çekiyorsunuz hocam. Yani o zaman zaten dikkat çekiyordum. Cevabını aldım zaten. Dikkati çekilecek biriydi. Dikkatini de çekti. Rahat oldu diyorsunuz hocam yani. Ya bana sorsan o da benim dikkatimi çekti. O arada. İki dikkat. Buluştu diyorsunuz. Buluştu sonunda. Birinden hoşlandığım zaman yani zor bir soru gerçekten. Ama bir şekilde bir cevap vermek zorundasın. Herhalde gözlerimle bunu ifade ederim. Kelimelerle değil de gözlerimle. Direkt bakışlar mı? Evet, direkt bakışlar. Bakışlarımla daha ziyade. Nasıl bakarsın değil mi ama? Bakamam. Kamerayı bakar mısın? Nasıl bakarsın? Bir dakika, şöyle bir gidelim hemen. Evet, şöyle bak. Yani bilmiyorum şimdi. Kameraya etkili gelmeyebilirim. Demez olaydım şimdi ben bunu. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Sen çok yoruluyorsun ya. Yani yazık. Bak telefon elimde. Hemen ünlüleri arıyorum ve bakalım onlar ne yapıyorlar. Mesela şu anda telefonda öyle sanıyorum. Güncel hocam. Hocam. Alo. Hocam. Yem. Güzel bir manken. Gördün. Ne yaparsın hocam? Söyle. Lan telefondan nazanların yanımda olduğunu. Yapmış bile. Bu tabii Şansal Bey. Bilmiyorum cevap verecek mi? Çünkü sizin kanalın patronu. Geçmiş zaman olarak soralım ona. Tabii. Hanımını. Şansal Bey siz... alo Şansal Bey. Şansal Bey. Efendim. Cem Cemiray, sevgiler, saygılar. İyi akşamlar sevgili Cem. Hocam, şimdi bu artık gençliğinizde. Yani yaşlı evet. Demiyorum yani. Evet. O derin, engin, mavi gözlerinizle mi tavlardınız bir genç evet. Kızı evet. Gördüğünüz vakit? Efendim? Ben derin, engin, mavi gözlerimle genç kızı karşıma alıp tavlamak için onunla tavla oynardım. Artık yok tabii bunlar. Evet. Son derece mutlu bir evlilik var. Evet. Teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Cem, evliliklere saygı duyuyoruz. Sevgiler, saygılar. Ben de efendim. İyi akşamlar. Alo Erman Bey. Burada gördünüz mesela. Genç güzel bir hatun. Dikkatini çekmek için ne yaparsınız? Arkadaş her şeyden önce evet. Sopamı elime alırım. Sopanızı mı? Pozisyonları gösteririm. Hani kale arkasında Güncel Hocam'a gösterdiniz gibi. Evet, böyle vals yaparak da. Pozisyonları gösteririm. Anlıyorum burada hocam. Burada dur derim, kalecinin hareketine bak. Anlıyorum hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Alo Boriç. Boriç. Boriç gerçeği bilsin, gayede son derece mutlusun. Bir ayağına mı bastı Boriç? Yok, gayede üstüme açardı. Hay Allah. Neyse. Boriç, sana bir şey soracağım. Ha, sor. Hani evlenmeden önce genç güzel. Böyle çok tatlı bir kadın gördüm. Ha. Dikkatini çekmek için ne yaparsın? Ha, ben dakikasını çakmak için böyle yani gerçekten ya. Topunadın sonra böyle bilmiyorum yani gerçekten. Yani böyle gerçekten yani. Canım yani bilmiyorum yani. Lan nereden sorun nereden? Teşekkür ediyorum Barış. Boşuna dünyayı geziyormuşum sevgili seyirciler. Cem'in yanına geliyorum bundan sonra ve her bağlantıyı yapıyoruz. Güzel. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Sevilen sanatçı Metin Şentürk o yıllarda Kıbrıs'ta bir otelde konser vermiş. Dinleyenlerin bir dakika yerine oturmadığı gecede Şentürk en sevilen şarkılarını konukları için seslendirmiş. Konser sonrası taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray'la yaptığı maça pür dikkat kitlenen sanatçının heyecanı kameralarımıza bakın nasıl yansımış. Metin Şentürk geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'taydı. Şarkılarla Kıbrıslıları coşturuyordu. Dans ediyordu. O sırada Galatasaray Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona ermişti. Metin Şentürk program biter bitmez ikinci yarı için ekran karşısında yerini aldı. İyi oynayan kazanır. Bakalım şimdi ikinci yarıda. Beni fazla meşgul etmeyin gözüm maçta çünkü. Maçı gözleri görenlerden daha dikkatli seyrediyordu. Metin, gönül verdiği Fenerbahçe'si için heyecandan yerinde duramıyordu. Lan bırak elini kaldırmayı lan. Derken Galatasaray 1-0 öne geçti. Sonrasında Fenerbahçe'nin atakları vardı. Ceza sahasına bir kafa. Dışarı gidiyor top. Bir kafa. Uçe sonunda geldi. Selçuk kırmızı kartla istifa etti. Fakat Galatasaray'ın ikinci golüyle birlikte Metin Şentürk yıkılıyor ve televizyonu kapatıyor. Ancak Kıbrıs'taki Galatasaraylılar galibiyetin zevkini çıkarıyorlardı. Merhum sanatçı Murat Göğebakan o yıllarda çıkaracağı yeni albümünün heyecanını yaşıyormuş. Stüdyoda görüntülediğimiz sanatçı albümündeki eserleri ilk kez Televole izleyenleri için seslendirmiş. Göğebakan'ın albümden ziyade başka bir mutluluğu daha varmış. Bakalım neymiş? Türk rock müziğinin sevilen sesi Murat Göğebakan, Tek Suçum Seni Sevmek adlı yeni albümüyle bomba gibi geliyor. Göğebakan, duygu yüklü şarkılarında gözyaşlarına hakim olamıyor. Kasetinde Cansu'yla bir de düet yapıyorlar. Ancak Galatasaraylı Murat Göğebakan'ı kasetten çok sevindiren 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetiydi. En iyisi Fatih Terim dedi. Onun elinde öperim, ayağını da öperim ya. Bizim ona yüreğimiz hediye olsun ya. Şarkı ne ki? Müzik
futbolla yakından ilgilenen Göğe Bakan'ın Beşiktaş'tan ayrılan Toşak için de söyleyecekleri vardı. Demek ki Beşiktaş seyircisini, Beşiktaş futbolunu, Beşiktaş futbol takımını, Beşiktaş futbol takımı oyuncularını, yönetimini kaldıramamış adam. Bunlar ağır gelmişler. Çocuklar ve bu ağabeylerim ağır gelmişler. O da kaçtı gitti, göç etti. Bir tanıtım gecesinde sahne alan Karadenizli sanatçı İsmail Türüt hem coşmuş hem coşturmuş. Hakemlerle halay çeken Türüt, Trabzonspor'un o hafta yapacağı maçta görevli hakemi ise sorularıyla bakın nasıl sıkıştırmış. İsmail Türüt saatlerin tanıtım gecesinde hem coştu hem coşturdu. Başa gelen çekiyi vurur. İzlemeye gelenler arasında birincilik hakemlerimizden Serdar Çakır, Orhan Erdemir ve Muhittin Boşat da vardı. Türüt hakemleri sahneye davet etti. Yani İsmet Başkan, ben şimdi kibarlık olsun yapayım, sen de oturuyorsun. Sen de oturuyorsun yani, kibarlık olsun. Evet. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçını kim yönetecek? Yok, o uçunuzda priz ama çıkmıyor. Sonra maçın hakemi Orhan Erdemir'i sıkıştırmaya başladı. Bu derbi maçı vardı biliyorsunuz. Bu ne olur acaba? Üç ihtimalle bile. Hakiki ne olur bu maç? Allah aşkına bir söyle ya. Bırak şimdi ya. Bilir misin Beşiktaşlısın? Öyle mi? Rengim öyle mi gözüküyor? Evet, biraz kararsın doğru. Siyah beyazcıyım mısın doğru? Başkanın cevabınız. Hakemlere saat hediye eden Türüt programını sürdürüyordu. Bu sırada hakemler salondan ayrıldılar. Türüt bunu fark etmez mi? Bir dakika. Sayın Akdemir. Yemin ederim. Yemin ederim buradan dışarı çıkamazsın. Saati alıp buradan kaçmak yok. İşin var mı? Yok. Lütfen. Oturmaları için bir avuç size. Lan nasıl gözümle kal? Doktor. Şimdi sıra sana değil. Doktor. Allah canım olsun. Rezil ederim. Diye çıkamazsın buradan. Vallahi hiç çıkamazsın. Doktor mu kadar? Canlı yayına alamadım. Bunun üzerine hakemleri sahneye alan Türüt onlara halay çektirdi. Hayat Hoş Bakanların kanalı Uçan Kuş TV'de Televole Nostalji programıyla karşınızda olduk. Yarın yeniden aynı saatte yepyeni bir Televole Nostalji programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.